Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hakan Gülmez. Bugün malum kış koşullarıyla ilgili videolara devam ediyoruz arkadaşlar. Aktif bir kanalımız. Kanalımın içerisini ziyaret etmenizi ve hoşunuza giderse abone olarak destek vermenizi rica edeceğim arkadaşlar. Şu anda aracımız 1988 model Doğan Markar bir araba. Bu klimamız yok. Klima olmadığından dolayı ağaçlar arabanın içerisinde aşırı bir bu sistem, yani buğudan dolayı rahatsız edici bir görüş mesafesi sağlıyor arkadaşlar. Kalorifer yeterli değil. Yani bu normalde soğukla çarpıştırarak bu uyu çözmek gerekiyor. Ön camda zaten klima ile ilgili de bir video yapacağım arkadaşlar. O klimayla dediğim gibi soğukla çarpıştırarak bu uyu bu şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Ben bunu önce minibüste yapmaya karar verdim ama minibüste cam çok olduğu için aynı sıkıntı arka kısımda da onda da sıkıntı yaşanıyor. Ön kısımda herhangi bir problem yok ama minibüsün arka kısmında havalandırma ve ısıtma sistemi biraz daha zayıf olduğu için bu şekil onda da aynı şekil sıkıntı yapıyor. Yani burada aracımızın yeni nesil veyahut da eski nesil olmasından çok bir yani şey yok. Bu bütün arabalardaki bir problem olarak görüyorum arkadaşlar. Bu daha önceki videomda da daha Falken'in bir ürünü vardı. Onunla denedim. Aracın sağ tarafına yapmıştım. Söylemiş olduğum gibi tekrar kanalımı ziyarette bulabilirsiniz. Biz bunu bu sprey olarak almıştık ama bu sprey hiçbir işe yaramadı. Aracın sağ tarafına yaptık ve bu olduğu gibi yani hiçbir farksızın olmaksızın bu şekil para vermenize değmedi. Biz de 5 liralık bir üründü ama aldık. Sonuçta bu paramız hepimiz için kıymetli. Arkadaşlar bu şekilde bir tıraş köpüğü veya tıraş jelimiz var. Ya biz bunu BİM'den aldık. Çok da önemli değil tıraş köpüğün markası ve şeyi. Şu şekilde çalkalıyoruz arkadaşlar. Ben yarıya kadar yapacağım bunu. Bir miktar alıyoruz. Şu şekilde tıraş köpüğümüzü yeterli miktarda şu şekilde sürüyoruz arkadaşlar. Evet. Ben bunu yarıya kadar yapacağım. Şurada bizim bir şeritimiz var. Şerite kadar yapayım veya camdaki şerit belirli oluyorsa belirli oradan bir de bilebiliriz. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şöyle bezimi bırakayım. Şekil bezimizde. Mikrofiber bir bez. Ya bu bezin çok mikrofiber olması çok da önemli değil. Ama mikrofiber normalde camlarda çok daha iyi, çok daha etkili. Daha temizlik için. Daha da güzel bir bez arkadaşlar. Bunu bu şekilde siliyorum. Bunu beklemeye gerek yok arkadaşlar. Falken'in ürünü vardı. Onu bekledik. Yani kurumasını beklemeliydik. Ondan sonra siliyorduk. Hatta hatırlayamıyorum. Bayağı bir uzun zaman oldu bu videoyu çekeli ama bekleme süresi vardı diye düşünüyorum. Kimisi limon sürelim, kimisi patates koyalım. Bunun gibi süren arkadaşlar var. Veyahut da böyle bir aracımız ve böyle bir problemimiz var ise elimizden bezi düşürmemek durumunda kalıyoruz. Evet. Biz bunu bu şekilde sildik arkadaşlar. Ben şimdi şu anda yağmur yok ama şu anda 6-7 derecelik bir soğukluk var dışarıda. Yetersiz. Ben şimdi bu uyu nasıl yaparım? Biraz sıcak su yardımıyla. Evet arkadaşlar, kettle'ımızı aldık. Şöyle ön göğüse doğru koyuyorum arkadaşlar. Tam yarı kısmına doğru koydum. Bir miktar bekleyeceğiz bu olmasını. Şöyle biraz çalkalayayım. Hemen zaten. Keşke burayı da yapsaydık. Bunu yarıda. Aynen olduğu yerde buğulandı. Evet arkadaşlar. Buğulanmaya başladı. Bunu söylemiş olduğum gibi burada şeridimiz var. Şeridin olduğu yer veyahut da camın yarı çizgisinde anten var. Antenin olduğu yere kadar yaptık. Bu olduğu gibi dolaşmaya başladı. İki yan camlar olmaya başladı bu. Bizim bu taraf köpüğün sayesinde buğulanmayı kesti arkadaşlar. Kamera net olarak görünüyor. Tamam.
Bir tıraş köpüğüyle biz bu sorunu çözdük arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi minibüste yapmaya karar vermiştim ama minibüste de yapacağım. Yani bunu videolandırmak isterdim size. Orada da çok cam olduğu için yani ışıklandırma sisteminde pek belirgin olmuyor. Onu da yaptım. Ama onu dahil eder miyim, edemez miyim? Sanırım bunda kalacağını düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek umuduyla. Esen kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kanalımızın içeriğinden bahsedeceğiz. Kanalımız otomobil ve günlük hayatta karşılaşabileceğimiz sorunları pratik çözümler üzerinedir. Kanalımızı ziyaret etmenizi ve içeriklere bakmanızı öneririz. Arkadaşlar bir de kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bizi Facebook Geek TV sayfası ve kişisel hesabımız olan Instagram adresinden bize ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar, esen kalın.